Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beliknur Dökmez. 2021 Eylül ayı dolar boncuk kutusu ve dolar boncuk çantası geldi. Ben paketi açtım. Sizlere şimdi detaylı olarak göstereceğim. Sizlere hemen açılımını da söylemek istiyorum. Dolar beadbag, yani dolar boncuk çantası. İçinde boncuk değil, sadece kristaller bulunuyor, çek kristalleri. 4'ü 3 milimlik, 4'ü 4 milimlik olarak. Birazdan bunu detaylı olarak göstereceğim. Dolar boncuk kutusu da içinde 18'de 22 parça ürün bulunuyor. Dolar boncuk kutusunun da adından da anlayacağınız gibi sadece boncuk kutusu değil, doğal taş, markalı ürünler, kristaller, aklınıza ne geliyorsa her ay farklı ürünler geliyor. Bu videonun açıklamalar bölümüne linkini ekleyeceğim. Google'dan veya Google Chrome'dan açıp oradan istediğiniz, yani konuştuğunuz dile çevirebilirsiniz. Fiyatları gerçekten uygun. Bir bakın, inceleyin. Eğer sorularınız olursa Dolar Bitbox'a, yani Dolar Boncuk Kulübü'ne bu adrese gönderebilirsiniz veya bana da yazabilirsiniz. Burada iletişim bilgileri var ve sosyal medya hesapları var. Buradan da mail atabiliyorsunuz kendilerine, kontak kurabiliyorsunuz. Dolar Boncuk Kulübü'nden aldığınız ürünlerle yaptığınız takıları veya süsleri bu sosyal medya hesaplarında paylaşabilirsiniz. Mesela Facebook grubu var. Dolar Beatbox, Unbox'a. Burada paylaşabilirsiniz. Ve herkes, dünyanın her yerinden herkes görebilir buradan. Sizlere ilk önce dolar boncuk kutusundan başlamak istiyorum. Bu sefer bir değişiklik yapalım. İlk önce kutudan başlayalım. Sonrasında boncuk kutusundan sonra boncuk torbasına geçeceğiz. Ya da boncuk çantası da diyebiliriz. Ona geçeceğiz. Onu da detaylı inceleyeceğiz. İlk önce shoplarında, yani sitelerinde ekledikleri yeniliklerden bahsediyorlar. Burada claps, yani kapamalar var, kitler var, boncuklar, yenilikler var. Bunlardan bahsediyorlar. Dediğim gibi sosyal medya hesapları. Böyle bir kağıt çıkıyor içinde. Neler var içinde onları görebiliyorsunuz. Şimdi içindeki ürünleri inceleyelim. İlk önce dizi olanlardan başlamak istiyorum. Şöyle hemen göstereyim. İlk ürünümüz 4 milimlik Czech Glass Drag Pupkin Luster. Bir dalda 34 tane var. Çok güzel bir çek incisi. Harika, gördüğünüz gibi. Çok güzel bir renge sahip. İkinci ürünümüze geçelim. 3 milimlik yine çek glass inci olarak var. Bir dalda 40 tane olarak ve altın sarısı, yani altın kum renginde, öyle söyleyeyim. Çok harika. Üçüncü ürünümüzde sıra. Bir dalda 20 tane var. Peridot with Cooper. Peridot doğal taşı. Çek camı olarak, kristali olarak yapılmış. Ve gördüğünüz gibi harika. Renk tonlarına sahip. İçinde kahverengi, bal sarısı, ya anlatamam, bunu görmeniz gerekiyor. Gerçekten harika bir doğal taş. Şimdi sırada 3x5 milimlik çek glass rondela, yani çek cam rondela boncukları, kristalleri var. Bir dalda 25 tane olarak. Dark topaz, yani topaz renginde. Şöyle size yakından da göstereyim. Çok güzel bir işçiliği var. Altı çarpı 11 milimlik Czech glass leaf, yani Czech cam yaprakları var. Şöyle size göstereyim. Bundan kolye yapabilirsiniz, hal yapabilirsiniz. Zaten her pakette kolye, küpe, bileklik,
Yani bütün takıları yapacak şekilde tasarlanmış. Paket o şekilde ayarlanmış. Bir dalda 15 tane var. Çok rahat bir şekilde kolye yapabilirsiniz bundan. Damla şeklinde ve minik minik olması da çok güzel. Yaptığınız kolyelerin uç kısmına harika olacağına eminim. Güzel bir renge sahip. Yeşil tonlarında ve üzerinde kahverengi tonları da var. Yine harika bir ürünümüzde sıra 5 milimlik Czech Fry Polish. Yani doğal taş olduğunu düşünüyorum. Çünkü soğuk ve şöyle baktığınız zaman şöyle işçiliğinden de anlayacağınız gibi çok harika bir renge sahip. Hafif pembe, ten renginde aynı zamanda ve üzerinde altın parçacıkları var. Yani altın rengi lusta olarak yapılmış. Bir dalda 20 tane olarak. Sırada çok sevimli bir ürünümüz var. 10x15 milimlik Czech Glass Elephant, yani Czech cam fil boncukları var. Gri tonlarında ve üzerinde altın yaldızlarla boşluklarda böyle gördüğünüz gibi kaplanmış. Bundan isterseniz kolye yapabilirsiniz. Şöyle koyduğumuzda. İsterseniz bileklikte de kullanabilirsiniz. Çok sevimli, şirin olacağına eminim. Hatta isterseniz anahtarlık süsü olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzel hediye yapabilirsiniz bundan. Kendinize yapabilirsiniz. Bu fil boncukları bir dalda 8 tane olarak. Ben çok beğendim. 3x6 milimlik bir dalda 35 tane kristal AB olarak böyle damla boncuklarımız var. Gördüğünüz gibi şeffaf ama üzerinde ayrıyetten bir parlaklık var. Gökkuşağı tonlarında gibi. Şimdi dizi olanlar bitti. Şimdi sırada tane olarak kutunun içinden çıkanlar var. Taneli ürünlere geçiyoruz. İlk ürünümüze geçelim. 9x12 milimlik yine Czech Glass Arabesque boncukları var. Aslında boncuk değil, bunlar doğal taş. Bayguvit Turquoise diye geçiyor. İki tane çok harika desenlere sahip. Şöyle baktığınızda. Bundan çok güzel kolye olabilir ya da küpe olabilir. İki tarafı da aynı desene sahip. Yani çizilmiş, gravür yapılmış. 17 çarpı 22 milimlik çek cam boncuğu var. Amber renginde bir tane ve gördüğünüz gibi arı şeklinde. Önceki aylarda da çıkıyordu. Farklı renk tonlarında ve iki tarafı da gördüğünüz gibi arı deseni var. Ben arıya benzetiyorum, bilmiyorum. Arı diye düşünüyorum. Sıradaki ürünümüzde 10 milimlik yine markalı bir ürün. Thierry Cast markasının çekiçle, yani tek tek yapılmış bir ürün bu. El işçiliği bulunan bir ürün. Tek tek çekiçle dövülerek yapılan bir ürün. Herhalde çok fazla anlatmama gerek yok. Altın kaplamalı. Paketin içinde iki tane çıkıyor. Böyle boncukların üzerine kapak olarak da kullanabilirsiniz. Bitişlerde kullanabilirsiniz. Bütün ürünleri çok seviyorum. Bu ürün de çok seveceğiniz bir ürün yine. Paketin içinden iki tane çıkıyor. 12 çarpı 18 milimlik yeşil tonlarında bir doğal taş travertine doğal taşı, Traverten doğal taşı ya da öyle de diyebiliriz. Rengi harika.
Şöyle de görebiliyorsunuzdur. Ve doğal taş kesilmiş. Böyle avokado gibi duruyor. Bundan çok güzel küpeler, kolyeler yapılabilir. Ben küpeye daha çok uygun olduğunu düşünüyorum. Harika. Zaten doğal taşları, kristalleri bayılıyorum. Ya yani kaliteli ürünler gerçekten çok güzel. Şöyle baktığınız zaman sıradaki ürün yine harika bir ürün. 4 milimlik rus set olarak ve paketin içinde 15 tane olarak var. Şöyle size yakından da göstereyim. Küp şeklinde. Çok güzel. Rengi de harika. Gelen ürünlerle çok güzel uyum sağlıyor. 15x18 milimlik Tierracast markasının, Tierracast ya da markasının bir tane bal kabağı şeklinde gümüş kaplama olarak yapılmış. Böyle bal kabağımız var. Gerçekten harika. Gümüş kaplama olması da daha bir güzel. İki tarafı da desenli. Pakette iki tane var. 20x21 milimlik opal ve traventin doğal taşı. Traventine doğal taşı. Gri tonlarında. Gerçekten harika. Şöyle bakın. İsterseniz bundan küpe, isterseniz kolye yapabilirsiniz. Parlaklığını görebiliyorsunuzdur. Önceki aylarda da siyah tonlarında çıkmıştı. Orijinal doğal taş olması çok güzel. Dilimlenmiş olarak. Bakar mısınız? Harika gerçekten. Ve diğer ürünlerle de çok uyumlu. Böyle şöyle yapabilirsiniz. Bu pillere de uyuyor. Ben çok beğendim. Bundan isterseniz yüzük de olur. Bu ürünü seveceğinize eminim. 3 tane var pakette. Şöyle cam şişeler, küçük cam şişeler. Şöyle size yakından da göstereceğim. Çok harika gerçekten. İsterseniz bundan kolye yapabilirsiniz ya da anahtarlık. Ama ben kolye olarak düşünüyorum. Ve kapağı da kolay açılmıyor. Plastik kapaklı. Ama çok güzel. İçine mesela sevdiğinizin, yani çocuklarınızın ya da yeğenlerinizin saç tellerini koyabilirsiniz ya da İlk çıkan dişlerini koyabilirsiniz bir hatıra olarak ve kolyenizde de bunu kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. 3 tane olması da çok güzel. Yine güzel bir ürünümüz var. 8 milimlik pakette 3 tane var. Check glass olarak geçiyor. Yönlü kesim olarak. Multicolor ve varil şeklinde kesim var. Bir doğal taş. Çok güzel. Küpe, kolye yapabilirsiniz bundan. Evet, sıradaki ürünümüz de harika. 6 milimlik bir pakette 12 tane var. Hem 6 milimlik olması hem de 12 tane olması çok güzel. Renkler de çok harika. Ve opal, beyaz, yeşil tonlarında, hafif mavi çizgiler de var üzerinde. Evet, çok güzel bir doğal taş. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bileklikte, kolyede kullanılabilir. İstediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Evet, sırada yine markalı bir ürünümüz var. Swarovski'nin
Hemen bakalım. Swarovski 10 milimlik. Kushin Square yani kare 4470 numaralı. Böyle pembe kare bir kristali var. Çok güzel. Parlaklığa bakar mısınız? Bununla çok güzel yüzük yapılabilir. Çevresini Miyuki boncuklarla ya da yuvarlak boncuklarla kaplayabilirsiniz. 0.15, 0.11 milimlik. Çok güzel bir kristal. 2021 Eylül ayının boncuk torbası. Yani çek kristallerinin bulunduğu torba. Dediğim gibi 3 milimlikten 4 tane dal olarak, 4 milimlikten de yine 4 tane olarak var. Çek fry polishleri çok seviyorum. Hem doğal taş olabiliyorlar hem de çek kristalinden yapılmış olabiliyorlar. Bakalım şimdi bunları da inceleyelim. İlk önce 3 milimlik olarak böyle orange yani portakal renginde bir kristalimiz var. Ve içinde farklı farklı renklerde hareli şeklinde gibi koyulu açıklı olarak çok farklı bir şekilde canlı olarak şöyle bileklik bile sade yapılabilir. Kolyede kullanılabilir. Yine ikinci 3 milimlikte sıra bu da biraz önce gördüğümüz açık renkli olandan mat olanı. Şöyle yakından da göstereyim. Bu da açıklık koyulu olarak birbirine çok uyumlu. Şöyle. Üçüncü çek kristalimizde sıra 3 milimlik olarak yine bir dizi. Ve biraz önce gördüğümüz kristallere uyumlu. Yeşil tonlara hakim. Aynı zamanda içinde kahverengi tonları da var. Yine hafif açık renkte sarıya yakın renkler var. Şöyle baktığımızda daha iyi anlayacaksınız. Birbirine çok uyumlu. Sonuncu yani dördüncü 3 milimlikte sıra ve çok harika bir kristal diyeceğim ama tam kristal değil gibi doğal taş diye düşünüyorum. Kağıtta gönderdikleri kağıtta yazmıyor ama soğuk olduğundan cam olabilir. Ama şöyle kesimine bakarsanız çok düzgün. Bronz rengine hakim ve birçok takıya da uygun. Diğer kristallerle de uyumlu. Şöyle baktığınızda karışık olarak. Evet, çok güzel bir kristal bu da. Fatih Melon. Farkındaysanız bir sürü renk var içinde. Yeşil, pembe, sarı tonları. Biraz önceki 3 milimliklere çok uygun. Toplu olarak birazdan göstereceğim. Geçen aylarda da benzerleri vardı. Çok beğendim. Çok güzel canlı duruyor. Bakar mısınız? Harika. Gerçekten. Yeşil tonları var. Hafif içinde böyle koyu petrol rengi var. Ve gümüşle üzeri renklendirilmiş. Takılarımıza da çok uyum sağlayan bir rengi var. Hatırlarsanız geçen aylarda da boncuk torbasından yine farklı boyutta çıkmıştı. 3 milimliği yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir kristal. Harika atil duruyor bu da. Mat renginde. Yine bir dizi olarak. Altın ve gümüş tonları da var.
siyah ve gri tonları da var. Evet, harika bir kristalde sıra. Bu bir doğal taş. Harika, gerçekten çok beğendim. Ve garnet doğal taşı üzerinde gümüş renklerine hakim. Yani gümüş rengi de var. Doğal olması da çok güzel. Umarım kamerada renkler görünüyordur. Şöyle doğal taş olduğunu da anlayabilirsiniz. Hafif şöyle baktığımızda içi görünebiliyor. Çok güzel, çok beğendim. Çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi Czech Fripa işler ve kutudan çıkan ürünler. Çok güzel hepsi, çok beğendim. Harika ürünler. Her ay sürpriz bir şekilde bekliyorum neler gelecek diye. Ben çok beğeniyorum bütün ürünleri. Her ay sürpriz gibi ürünler geliyor. Çok seviyorum hepsini. Ve yaptığınız işte kaliteli ürün kullandığınız zaman gerçekten harika duruyor. Bu parmağımla gördüğünüz iki yüzük de Dollar Beatbox'tan gelen ürünlerle yapmıştım. Doğal taş ikisi de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.